CNM'in güzel değerli takipçileri, CNM'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım birkaç tane seccade modelini sizlere göstereceğim. Fikir amaçlı. İsteyen arkadaşlar yapabilir. Özellikle evinizdeki satenlerle, elinizde olan satenlerle neler yapabilirsiniz? Geri dönüşüm olarak siz bunları neye dönüştürebilirsiniz? Onları sizlerle paylaşmak istedim hanımlar. Hanımlar, bu da yine benim elimde olan bir satendi, gelinlik sateniydi. Bu gelinlik sateni atmadım hanımlar. Bakın üzerine, şuralarına çizgiler çizip böyle zikzak modeli verdim. Kenarlarına da göpür geçirdim. Tabii ki arkası yine astarlandı. Arkadaşlar şöyle çevireyim hemen. Burası şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Şurası ayak basma kısmı. Bu kenarlarına da şöyle güpürler geçirdim. Tül güpür hanımlar. Bunlar Fransız güpür değil. Satenin böyle zarif olduğu için tül güpür geçirdim. Şöyle bir model arkadaşlar. Bunu kenara alayım. Arkadan size birer birer diğerlerini göstereyim. Arkadaşlar bakın, bu da benim çok severek yaptığım satenlerle yapılan modellerim hanımlar. Şöyle açayım hemen sizlere. Arkadaşlar bu alttaki, bakın arkadaşlar, bu alttaki kapitone kumaş, şu üzerindeki kırmızı satenler gelinlik yorganlarda, eskilerde annelerimizin çeyizlerimize koyduğu yorgan satenleri. Bunları havyelerle yaktık hanımlar. Havyelerle yaktığımız zaman şöyle atma falan olmuyor kenarlarından. Bunları kapitonelerin üzerine aplike yaptık ve kenarına ben böyle inciler geçirdim. Harçlar geçirebilirsiniz. Bir de arkasını astarladık hanımlar. Bakın bu bir güzel bir modelimiz. Güllü bir model. Hanımlar, ikinci diğer modelime geçeyim. Bakın bu da yine aynı model. Bir tane yaptığınız zaman bu satenden, bakın mesela şöyle bir satenimizin üzerine gülümüzü çıkardığımız zaman, bunu diğer videolarımda atmışım zaten, size iki tane seccade çıkıyor. Bakın orta gülünü çıkardık. Tüm satenimiz kaldı. Bu birinci modelimiz, bu ikinci modelimiz. Bir seccadede arkadaşlar, bir modelde iki seccade çıkıyor. Şimdi diğer videomda baktığınız zaman bunu tam olarak daha da güzel anlayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yorgan sateni bu. Bakın şimdi bohçaların içinde kalınca alttaki kapitonenin şekli çıkmış. Tabii ki bunlar tekrar ütülendiği zaman daha da güzel olacak arkadaşlar. Sakın satenlerinizi atmayın. Elinizde varsa böyle değerlendirin. Evet, şimdi yine yorgan sateni. Bir yorgan sateninden bakın kaç tane çıktı. Şöyle hanımlar, bakın yine bu da başka bir model. Çok güzel modeller arkadaşlar. Şöyle bakın hanımlar, birinci model şu kenarı olan, ikinci modelde ortadan çıkan sateni biz diğer kapitonelerin üzerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, yakma seccadelerim dediğim gibi birkaç link önce, video önce var. Siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın bu da ortası. Çift çift güzel güzel seccadeler çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da yine diğer bir modelim. Bakın şunlar gümüş harçlar. Şöyle kenarlarını harçlar geçiriyoruz. Çizip yakıyoruz arkadaşlar. Evet, yapmak isteyen hanımlara fikir olsun. Çünkü arkadaşlarım sormuştu bana. Videom da çok güzel olmadığı için ben size tekrar modelleri çekmeye çalıştım. Arkadaşlar bakın, bu da yine çok güzel bir seccade modelim.
Evet, yine bunun da kenarına kapitonelerim kırık beyaz. Ben hiçbir şey beyaz kullanmıyorum. Beyaz bana çok çiğ geliyor. Yine kenardaki harçlarda kırık beyaz renklerde. Evet, bunu da şöyle bakın, bir tane daha yine bir modelim daha. Evet. Bunun da ortası boş, kenarları var arkadaşlar. Diğerinin ortası vardı, kenarları yoktu. İki seccade çıkıyor. Bunu da yine gümüş harçlarla süsledim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Hem çok kullanışlı hem de çok şık çeyizde. Ve sonra arkadaşlar için de kullananlar var. Hiçbir şey olmuyor. Bozulma falan meydana gelmiyor. Arkadaşlar bu da böyle bir mavi satenimden şöyle bir erkek bohçasına koyulabilen güzel bir model. Dediğim gibi şuralarına bakmayın. Bohçalarda kaldığı için kapitonenin izi çıkmış. Bunlar ütülendiği zaman daha da güzel oluyor. Yine bunları da gümüş harçlarla süsledim arkadaşlar. Bir tane daha mavim var. Bundan lila da var. Daha bitirmedim arkadaşlar. Lila modelim de var. Çünkü elimdeki satenleri atmak istemedim. Belki bir 25 yıllık satenlerimi böyle güzel harçlarla, kapitonelerle süsleyip geri dönüşüm olarak çeyizlere koyabiliriz. Kendimiz de kullanabiliriz. Gelen misafirlerimize de kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, bu da benim yaptığım kaneviçe. Simliliğinden keten bu arkadaşlar. Simliliğinden ketenin üzerine kaneviçe nakışlar işledim. İşlemesi bayağı zordu. Çok gözümü aldı. Tabii ki içindeki parlak tellerden dolayı düz olduğu zaman daha da rahat işlenebiliyor. Ben gece normalde gece işliyordum. Gece de ışık vurduğu için parlıyordu. Onun için biraz zorlandım ama çok güzel bir model. Bakın. Şöyle. Bu kenarlarını da zaten düz çizdim. Şöyle zikzak su yolu modelleriyle makinede işledim arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara fikir olsun. Evet, bir tane de şöyle hazır bir seccadem vardı. İşleme seccade aldım arkadaşlar. Bundan yine bir tane daha var bitirmediğim elimde şu anda. Elimde o kadar çok işlenecek şeyler var ki. Arkadaşlar bakın, bu da yine internetten sipariş ettiğim bir seccade. Bu seccadelerin ortası normal düz ama şöyle bir işleme bölümü var. Bakın şöyle delikli kısmı var. Siz o delikli kısmına istediğiniz modelleri yapabilirsiniz. İsterseniz bu kısımları böyle dolu dolu işleyebilirsiniz. İsterseniz de böyle benim gibi serpme çiçekler, modeller atabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Mutlaka beni takipte kalınız. Bildirimleri almayı unutmayınız hanımlar. Hoşça kalın. Sağlıklı günlerde kalın.